Biraz Bireysel İstanbul'dan bahsedeyim. olarak yapabileceğimiz şeyler var mı? Tabii mesela şu var, yani işte İstanbul'dan hemen bahsedeyim isterseniz bir parantez. İstanbul'da bugün bunun çözümü metro ağının geliştirilmesi. Bugün 220 kilometre civarında metro ağı var. Bu asla yeterli değil. Yani gelişmiş ülkelere bakın, oranın metro 1 milyon kişiye düşen kilometre raya bakın, bir de İstanbul'a bakın. Bunlar çok kopuk değerler. İstanbul'daki metronun 800 kilometreye ulaşması lazım. Bugün yeni yapılan 200 kilometre, yeni yapılmakta olan 200 kilometre eklersek ancak 400 kilometrelik raya ulaşıyoruz. Yani dolayısıyla bizim biraz daha bu konuda mesafeyi kat etmemiz gerekiyor. O zaman insanlar araçlarını daha az kullanır hale gelecekler ve şehir içerisindeki kirliliğin azalmasına katkı yapacaklar. Dünyada tabii bu anlamda şanslı bölgeler var mı? Yani hali hazırda hava kalitesinin daha yüksek olduğu yerler? Hava kalitesinin yüksek olduğu yerler var tabii ki. Bu konuda gerçekten iyi uygulamaların yapıldığı yerler var. Örneğin Kanada'nın batısı. Yani Vancouver örnek şehirlerden biri olarak düşünüyorum. Ne yapıyorlar mesela örnek? Elektrikli araçlar fazla. Başka hani insanların duyarlılıkları da var eminim. Şimdi tabii batıdaki şehirleşme kavramı ile mesela Hindistan ve Çin'deki şehirleşmenin kavramları farklı. Yani bakın çok büyük topluluklar şehir merkezlerinde dolaşıyor. Ama batıda o kadar yok yani. İstanbul'u düşünün, bir tek mega city Avrupa'nın İstanbul mega şehir. Yani 10 milyon aşan tek şehir İstanbul. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii bu rakam biraz daha fazla. Ama mesela bir Vancouver bir mega şehir değil yani. Dolayısıyla şehirlerin yayılması lazım. Yani nüfusun şehirlere yayılması lazım. Türkiye'de de mutlaka Anadolu'da, Trakya bölgesinde, Anadolu'da şehirlerin artık bir yerlerde birikmemi, şehir nüfusunun ayrılması lazım. Biraz daha seyrelmesi lazım. Bu, yani insan kalabalığı da çok, tabii kirliliği artıran bir faktör hiç kuşkusuz. Artırıyor tabii yani. Aynı şekilde yani kırsal nüfustan şehir nüfusu akının geldiği nokta ve bizi getirdiği nokta bu. Yani bunu aynı Çin de bu şekilde düşünüyor şu anda hala. Onlar da aynı şeyi düşünüyorlar. Yani onlar da şu anda tıkandılar yani açıkçası. Evet, kesinlikle öyle. Hocam bir de şundan bahsedelim, hava durumundan. Malum çok hızlı bir şekilde soğudu havalar. Eylül ayında iyiydi, hoştu. Ekim'e geldik, bir anda çok üşümeye başladık. Özellikle geceleri ayaz oluyor İstanbul'dan söz edecek olursak. Nasıl bir kış bekliyor Türkiye geneli? Yani ben hava durumu uzmanı değilim. Onu söyleyeyim evet, başlangıçta. Evet, ama mutlaka bizden çok biliyorsunuzdur. Estağfurullah. Yani şu var ki, yani İstanbul'un kışı, yani daha doğrusu sonbaharının bitiminden sonra İstanbul'da bir geçiş sonbahar var. Kısadır. İlkbahar da kısadır. Ama yaz ve yaz özellikle daha geniştir. Bunaltıcı bir yaz. Ama daha etkili bir şekilde, fazla çok sert olmayan bir kış daima İstanbul'da yaygın bir özelliktir yani. Ama şu var ki İstanbul'da da biz çocukluğumuzdan beri biliriz ki Ekim ayından itibaren, Ekim'in ortalarından itibaren kışın etkisini biz yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Bu sene sanki bir ay, bir 10-15 gün erken görmeye başladık. Bu normal bir şey yani, değişen fazla bir şey yok İstanbul'un normalleri üzerinde. Çok büyük bir farklılık gözükmüyor her şeyden. Yani mevsim normallerinin çok da altlarını görmeyeceğiz diyorsunuz. Hayır, evet. Peki bizim için son olarak şunu yapın, işte plastik kullanmayın, mataranızı yanınızda taşıyın, kumaş çanta kullanın gibi böyle kısa pratik tavsiyeleriniz olur mu? Yani nasıl katkıda bulunabiliriz havamızın temiz olmasına? Yani şu var ki biz elektriği daha az kullanmalıyız. Şu anda Türkiye'de elektriğin kaynağına gidersek eğer, biz kömür santrallarından elektrik kullanıyoruz. Doğalgaz santrallarından elektrik kullanıyoruz. Bunları
demek ki elektriği daha az tüketmemiz lazım. Daha tasarruf etmemiz lazım. Vatandaş olarak tasarruf etmemiz lazım. Endüstride pek tasarruf olmaz ama vatandaş olarak tasarruf etmemiz lazım. Benim 3 yaşındaki torunum bile herhangi bir yerde boş ışık gördüğümüz zaman onu anahtarı gidip kapatıyor ve diyor ki karbon gidiyor dede diyor bana. Yani bu özelliklere bütün vatandaşlarımızın da sahip olması lazım. Bu bizim çünkü yani başkasının değil yani bize kesinlikle. Ait bir şey. Yarın öbür gün çok pişman olduğumuzda geç kalmamış oluruz dilerim. Hocam teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız evet, için. Rica ederim efendim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Biz de devam edelim kahvaltı haberlerine.